gidiyoruz. Yanlış yola girmişiz ya. Benim lafıma uyduk. Ben sağdan gidiliyor diye düşünmüştüm. Ama değilmiş. Ama değilmiş. Olabilir, ben öyle hatırlıyorum. Rezil olduk. Ben sağdan gidiliyor diye hatırlıyorum ama soldan gidiliyormuş. Yanlış yola soktum. Üç araba şu an. Geri dönüyoruz. Olur öyle arada. Olur olur öyle şeyler. Geldik. Ama hiç umduğumuz gibi bulamadık ya. Dün yağmur yağdı. Suyun rengine bakar mısınız? Biz gireriz diye tahmin etmiştik ama büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Normalde içi berrak olurdu ama şu an cesaret edip giremem bile. Diz de şu karşı tarafa çekilmişti. Ya gerçekten şaka gibi. O kadar yol geldik. Ya dün yağmur yağdı. Ne ırmağa girebiliyoruz. Ne oturacak yer var. Şaka gibi bir yer gerçekten. Geçen senelerde çok güzeldi ya. Benim video çekeceğim zamana denk geldi yağmur yağması da. Yani gerçekten rezil olduk. Bizi yanlış yola soktum. Yani doğru yol sanıyordum ama yanlış olmuş. Biraz gittik, geri döndük. Neyse doğru yolu bulduk derken şimdi geldiğimize bin pişman olduk ya. Ya şu su normalde çok berrak. İçine ayağınız böyle soktuğunuz, ayaklarınız, parmaklarınız falan görünüyor ama şu an hayatta cesaret edemem. Kim bilir ayağıma ne gelir. Uf ya, keşke güzel olsaydı. Daha çok görmeye değer olurdu. Normalde şuradan atlıyorduk. Şu ileri en sona kadar böyle yüzüyorduk. Hatta yüzmüyorduk, yürüyorduk yani. Şu an asla cesaret edemem. Ama var ya, ben hiç böyle hayal etmemiştim. Dibi görünüyordu. Şurada girip tabelayı siz de kaçırmayın. Biz kaçıyoruz. Biz de böyle hayal etmemiştik. Bir de evde diyoruz ki biz kendi kendimize. Biz işte gireceğiz falan. Herkes diyor ki terliğini aldın mı? Dolma gitme. Değil mi? Ya çok güzel. Yengelerim ve amcaoğullarım. Herkes baba tarafını sevmez ama ben seviyorum işte. En sevdiğim kuzenlerim. Onlar beni sevmiyor. Babam çok gergin. Onu yanlış yola soktuğum için. Babayı göbek yapmış. Ne? Sen sus. Aramıştık ki abla bizi yanlış yere soktu. Sak isteyerek oldu. Hiç umduğumuz gibi olmadı ya. Biz gireriz diye tahmin etmiştik ama çamur gibi içi. Neyse şimdi Gideros koyuna gidiyoruz. Umarım orası iyidir. Yani sahil kesiminde güneş vardı, burada yok ama bakalım. Orada görüşürüz. Burada böyle piknik yapma yerleri var işte. Çok düz değil ama masa sandalye falan var. Ya biz internette gördük, aslında buraya tesis gibi bir şey yapmışlardı. Bilmiyorum, artık yanlış yer mi gördük? Oraya aldandık, buraya geldik. Burada piknik yapılıyor ama. Buranın geliş yolu İstanbul istikametine, Cide'den İstanbul'a dönerken sola bir yol ayrılıyor. Malyas Kanyonu diye yazıyor zaten.
Sonra yolun devamında yol ikiye ayrılıyor. Tekrar sola dönüyorsunuz. Sonra sağa dönüyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat kadar bir süre. Yani yol güzel olsa aslında bir 15-20 dakika gelinir ama yol çok kötü. Çekemedim gene. Çekemedim yarabbim. İniyor muyuz? O kadar bağımsız bir ekibiz ki bir taraf kuş bunu toplarken bir taraf fotoğraf çekilmekle uğraşıyor. Bir taraf da bekliyor hadi gidelim diye. Kuş bunu var lan kuş bunu. Ne yapayım anne? Varsa topla yiyin yani. Hadi için. İçmeye geldik. Eşini alan fotoğraf çekilmeye gidiyor. İhtiyacınız var mı bana? Çekeyim fotoğrafınızı. Sen beni ifşa alıyorsun, ben seni ifşa alıyorum. Başın dertte biliyorsun değil mi? Evet. Ay bari ya çekseydin. Vallahi düşüyordum, vallahi çarpıyordu. Çok güzel çıkıyorsunuz. Maşallahınız var. Rabbim nazarlardan korusun. Ne kadar kalabalığız ya. Ay kameraya niye böyle bakıyorsun ya? Şimdi babamın amcasının oğluna geldik. Taner abimin doğum gününü kutlayacağız. Bakın denizdeki taşlardan yapmışlar. Çok güzel değil mi? Taner abimin doğum günü. Ona sürpriz doğum günü yapacağız. Babam kendini düşünerekten mutlu yıllar yeğenim yazan kağıt almış. Yani baba burada eşi var. yani neydi başka? Biz nesi oluyoruz? Kuzenleri var. İnsan böyle kişisel bir şey yazar mı? Yani kendine özel yazmış ya. Videoya mı çıkıyor? Evet.
zaman buraya gelsem aklıma hep dedem geliyor ya. Hep böyle gözümün önünde burada yürüyor, öyle hayali var. Özlem dolu bir video. Buraya pazar kuruluyor ama tabi bugün pazar günü olmadığı için. Bu dere daha önce su doluydu değil mi baba? Kurumuş zamanla. Su doluydu önceden burası. Derenin içine arabayı kırdı, mavi park dere. Babam bu derede araba yıkamış. Ya ne kadar pisliksiniz ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne Allah aşkına? Çöp mü yok, konteyner mi yok? Allah aşkına atacak yer mi yok ya? Sitem etmeyeyim demiyorum ama yani şu güzel doğayı nasıl bu şekilde kirletebiliyorsunuz ki? Nasıl içiniz el veriyor? Gerçekten anlam veremiyorum insanlara. Neyse biz güzellikleri görelim. Kötü olan şeyleri görmemeye çalışalım. Şimdi ekmek almaya gidiyoruz. Ne kadar değişik bir vlogerim ya. Ekmek almaya gidiyorum, salmaya gidiyorum. Her şeyi çekiyorum. Ay sana. Aynen. Ney baba? Soğuk durum bir olarak yaparım. Değil mi? Akraba akrabayı da böyle övme. Taş fırın. Babam benden iyi çıktı. Her yer reklamını yapıyor. Aa, oradan bakıyorlar. Ateş yakmaya geldik kuzenlerimle beraber. Ama manzaraya bakar mısınız ya, maç izliyorlar. Güya ateş yakacaktık, şarkı falan atacaktık, ne bileyim. Taner abim belki gitar çalardı ama. Hayır neden ya? Derya'nın arkadaşı geldi bizim misafirliğe. Şimdi onları ham bahçeye götürüyorum. Ham bahçe dışarıdan odunluk gibi görünen ama içi çok güzel olan bir kafe. Çay bahçesi. Arabe gibi. Evet, biz başta burayı bulamamıştık. 1,5 saat falan dolanmıştık cidiyi. Ama öyle kötü bir yer değil yani, çok güzel. We'll be right back.
Burada kahvaltı da yapılıyor değil mi? Aynen. Çok güzel ya. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Bakar mısınız ne kadar kalabalık? İnsan bir gururlanıyor ya. Hala Atatürk'ü ananları, sevenleri görünce. İşte bu yüzden Cide'yi çok seviyorum. Bu arada Cide halkının %90'ı hatta 95'i Atatürkçüdür. Atatürk'ü çok severler. Bakın orada heykeli var. Atatürk'ü sevmeyenler videoyu terk etsin falan diyormuşum. Yani terk edebilirler. İlk defa bir takipçim bana yazdı. Çarşıyı detaylı gösterir misiniz dedi. Şimdi çarşıyı size detaylı göstereceğim. Çok heyecanlandım. İlk defa tanımadığım biri benden bir şey rica etti. Sofra bezlerinden, mutfak eşyalarına kadar her şeyi bulabilirsiniz burada. Gerçi sofra bezi mutfak eşyalarına dahil olan bir şey. Onu niye ayrı konumlandırdın hiçbir fikrim yok. Her şey var ya. Her şeyin üstünde Cide yazıyor. Cide hatırası. Artık Cide'deki son günlerimize doğru yaklaşıyoruz. Hava 5 dakika önce o kadar sıcak, o kadar güneşliydi ki böyle evde bayılacak gibi bir şeydim. Üstümüzü giydik, denize gidiyoruz. Havanın haline bakar mısınız? Galiba kar yağacak birazdan. Yarın şimdi bir de rüzgar başladı. Nereden biliyorsun? Of ya. Ne zaman hazırlansak, süslensek, fotoğraf çekilmeye gitsek ya rüzgar başlıyor ya hava bozuyor. Ne zaman denize gitsek ya dalga çıkıyor ya hava bozuyor. Ben anlamadım ya. Şansımız hiç yok bu konuda. Diğer konularda şanslıyımdırım. Hep dur söyleyeyim. Tabii efendim. Şaka ya. Yani genel olarak şansım var ama bu konuda yok. Şaka gibi ama yağmur başladı. Ama deniz hala kalabalık. Burada şöyle bir şey var. Yağmur da yağsa, böyle boyunuzu aşan dalgalar da olsa herkes denize girmeye devam ediyor. Yani biz de. Tamam çok hoş. Hadi gidelim. Git gir. Galiba ben girmeyeceğim. Yağmur başladı çünkü. Abla. Kuş mercimek köftesi yiyor ya. Oğlum buradakiler laf mı ediyorsun? Sivas'ta kediler kuru fasulye yiyorlar be. Bugün de son kez denize geldik. Ve pikniğe geldik.
Burası da ovaltı piknik mesire alanı. Burada hem piknik yapıyorsunuz hem de denize giriyorsunuz. Cidenin çıkışında burası. Herkes gelemiyor yani. Arabası olanlar gelebiliyor. Gerçi otobüs buraya kadar geliyor ama tabii bu da tercih meselesi.